komşumu mutfak dolaplarını sileceğim. İnanılmaz etkisi var bu yağ sökücünün de. Beni aşağıya falan uçurmayasın. Hayır, bana tuzak falan kurmuyorsun. Yok ben sana tuzak kurur muyum? Devla, o tableti önce suda eritiyor musun? Evet. Kuruluyor musun peki? Daha senden neler öğreneceğiz evet, Sevo? Evet, daha çok var, çok evet. Çok. Bu akşam hesaplıyorum da, vallahi sanırsam böyle 4-5 bini aşkın ev temizlemişim. Nasıl açıldı mı dolaplar? Kırıl kırıl ellerine sağlık Sevo. Herkese merhaba, Sevilay İncedere YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün komşumun mutfak dolaplarını sileceğim. Biraz rahatsızdı, bir hafta 10 gündür kendisi yapamıyordu. Ben de yardıma geldim. Hem dedim dolaplarını temizlerim, dolap kapaklarını temizlerim. Zaten sizin de çok istediğiniz bir videoydu. Dolap kapaklarını, dolapları neyle siliyorsunuz diye çok sorular geliyordu. Ben de sizler için hem dolapları sileceğim hem de bir komşuma ziyarete geldim. Nasıl oldu diye falan. Bu arada dış sesimi de yanımda getirdiğim için dış ses de benimle beraber. Nasılsın dış sesçiğim? İyiyim canım, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Kusura bakma, bugün seni de rahatsız ettim. Yok, ama estağfurullah. Komşum biraz rahatsızdı, oraya geldim dedim dış sesi de getireyim çünkü onsuz olmaz. Yani onu da seveni çok olduğu için onu da çanta gibi yanımda taşıyorum artık. Suyumu koydum ben buraya dış ses. Suyumu hazırladım. Size her zaman söylediğim gibi kesinlikle suyunuz soğuk olmasın. İster cam temizliği olsun, ister yer temizliği olsun, yer silerken suyunuzu hep sıcak kullanın. Ben suyumu ısıttım. Şimdi sağ olsun dış ses yardım etti. Soğuk su koymuştum. Üstüne de sıcak su ekledim. Bu yağ biraz yağlı olduğu için komşumun dolapları, bu yağ sökücüden kullanacağım şimdi. İnanılmaz etkisi var bu yağ sökücünün de. Eğer bundan yoksa evinizde tabletle silebilirsiniz. Bulaşık makinesi tableti de kullanabilirsiniz. Eğer yok, benim dolaplarım temiz derseniz biraz bulaşık sabunu 2-3 damla da beyaz sirke koyup silebilirsiniz. Şimdi biraz bundan koyacağım dış sesçiği. Bir kapak koysam sanırım 1,5 kapak koyayım. Yeterli gelecektir. Dış ses ne yaptın? Ne ettin dünden beri? İyiyim canım, ne yapayım? Benim de torunun doğum günüydü Sevilay dün. Evet, kızımla damadım geldi sağ olsunlar. Nice güzel yaşlar olsun inşallah. Sağ ol, teşekkür ederim. Başına. Akşam gittik işte. Bakın köpük sıcak su olunca nasıl köpürüyor, su görüyor musunuz? Ama soğuk suda bu şeyi alamazsınız yani. Evet, çok güzel, gerçekten oluyor, çok köpürdü. Her ne kadar da dersen benden öğrendin sen temizliği ama neyse. Tabii ki benden öğrendin ablandan. Yapacak bir şey yok. Ablan öğretti. Teşekkür ederim ablamacığım. Bir şey benim dış sesim. En önce üstten başlıyoruz dolapların. Şuralar biraz çok şey olduğu için oraya fazla elim yetişmeyecek şimdi. Orayı silemeyeceğim. Dış ses bu merdiven kayıyor ha. Beni aşağıya falan uçurmayasın. Hayır, bana tuzak falan kurmuyorsun. Yok ben sana tuzak kurur muyum ne kız? Diyeyim, sen benim her şeyimsin ya. Sağ sol belli mi olur hiç? Yok yapmam sana. Seni seviyoruz. Valla çok da o kadar da kirli değilmiş komşumun dolaplar ama yine olsun. Gelmişken silelim beraber. Duramıyorsun sen işte, dayanamıyorsun. Ben duramıyorum. Yani. Ne yapayım? Biraz rahatsızım Sevilay. Biraz dedim bekleyeyim dedim, havalar soğusun. Sonra camlar kapanınca temizliğim yap. Ay iyi olur Sevilaycığım ya. Sana yardıma gelirim. Çok iyi olur. Sana yardıma gelirim, sen merak etme. Sen bana haber ver yeter ki. Tamam, ben haber veririm sana. Bu arada arkadaşlar, bu yağ sökücüyle sildikten sonra mutlaka durulama yapıyorsunuz. Tabletle sildikten sonra da durulama yapıyorsunuz. Çünkü bunlar kimyasal olduğu için durulama yapmaz. Sevilay, o tableti önce suda eritiyor musun? Evet, kaynar su döküyorsunuz. Bir leğene koy tableti. Evet. Ondan sonra üstüne kaynar su dök. Aktifleşsin, sonra soğuk su döküp silebilirsin. Elini yakma yani, dikkat et. Evet. Çok kirli değil ama işte yemek buharı falan, kokusu falan siniyor dolapları. İster istemez yemek aynen yapılıyor. Aynen öyle, dış ses aynı. Sevilay, kuruluyor musun peki? İşte şimdi kimyasal kullandık ya biz buna yağ sökücü. Evet. Şimdi durulama yapacağız. Biraz yine sıcak suya sirke koyacağım 2-3 damla. Durulayacağım ve sonradan kurulayacağım. Bu tür evet, dolapları kurulamadan olmaz. Sararma yapıyor.
Komşumun. Hmm, o bezler mutfak için evet. Zaten. Güzelmiş bezdi. Evet. Ben de bir sayfa var Instagram'da, hep oradan alıyorum. Bazen marketten alıyorum dış ses. Sana da verecektim o bezlerden. Evet biraz. İsterim ben. Senin bezlerin kötü olur mu? Sen biliyorsun kalitesini. Temizlik bezlerini nasıl yıkıyorsun dış ses? Evet, sen söylesene bana. Hani diyorsun ya ben senden temizim diye. Hele bakayım nasıl yıkıyorsun sen. Ben nasıl yıkıyorum? Bulaşık deterjanı koyuyorum. Çamaşır suyu koyuyorum. Sıcak suyla yıkıyorum. Yıkadıktan sonra çamaşır suyuna yatırıyorum. Bir gece duruyor, sabah alıyorum, o kadar. Evet, o da güzel. Bir de şey yapabilirsin. Diğeri çok kirli değil, çok sararmış değil. Sadece bakterileri ölsün diye sadece sirke ve karbonat koyup üstüne kaynar su da dökebilirsin. Onlar da çok güzel temizliyor. Normal cam bezi, yer silme bezini falan da yıkarken bir kapak amonyak koyabilirsin. Amonyak da çok güzel temizliyor. Daha senden neler öğreneceğiz evet, Sevo? Daha çok var, çok evet. Çok. Daha yeni başladım, daha yeni. Evet, senden çok şeyler öğreneceğiz. Evet, dış sesciğim. Bu tarafları sildim, yağlı olduğu için suyumu değiştirdim yine sıcak su ile. Biraz yine yağ sökücü koyacağım, dolaplar çünkü yağlı. Biraz da çok az bir şeyle bulaşık sabunu koyacağım, azıcık. Yeter. Şimdi bu tarafı sileceğim. Yalnız bu aspiratör biraz yağlı dış ses. Evet. Bunu söyledim ev sahibine. Akşam eşine söktürecek onu. Şunu şurasını yarın buzdolabında gelir beraber temizleriz. Sana tamam. Zahmet olur tamam, mu? Tamam. Tamam. Kadın hasta. Aha. Buzdolabını temizlerken akşamdan söktürecek eşine. Bunlar da güzel temizler, yerine takarız biz. Tamam. Bu arada bir şey fark ettim. Dış seslerin evinde de var mı bilmiyorum ama bak bu komşunun da... Dur sen demeden ben diyeyim, dikkatimi çekti Zevlay. Evet, çekti Zevlay. Kombisi sararmış bir de, evet, bir de bulaşık deterjan. Evet, bulaşık makinesi şu alt kısımları. Bunlar nasıl evet. Beyazlanıyor biliyor musun? Nasıl? Bu kuaförlerde şey oluyor, bu saç açıcılar oluyor. Oksidan diye satılıyor. Hmm. Onlardan alıyorsun... Güzel bir tabağa döküyorsun, onu bir fırça yardımıyla o sararan yerlere sürüyorsun. Üstüne jilettin kaplıyorsun, jilettinle bir kasa sonra açıyorsun, bembeyaz olmuş oluyor. Vay be! Bunu da bir deneriz seninle beraber. Evet, iyi olur. Senin de varsa en sevdiğim. Evet, benim de var. Sevlay, bir deneriz, iyi evet. Olur vallahi. Güzelce bezlerini yıkadım, şu üstleri sileyim. Yalnız burası yağlı olduğu için burasını söktüreceğiz ki... Aspiratör iyice akşamdan söksün ev sahibinin eşi. Biz de yarın temizler takarız. Olur olur. Kız daha senden neler öğreneceğiz Sevilay ya. Ömrümü hayatımı verdim dış ses bu işe. Sen de biliyorsun, yakınsın yani, biliyorum evet, yani. Evet biliyorum. Ne işler, işlere gittik. Evet. Oteller, işanları, inşaatlar, ofisler, evler, Allah'ım ya Rabbim. Gün akşam hesaplıyorum da vallahi sanırsam böyle 4-5 bini aşkın ev temizlemişim. Maşallah. Sen de arada gidiyordun, sen de biliyorsun. Evet, sen de evet biliyorum. Arada. Zor iş ama ya, ev işi gerçekten zor iş. Evet. Zor iş bir de nankör iş. Evet, evet nankör. Yapıyorsun aynen. Bir gün sonra yine aynı. Aynen. Suyunu temizledim, değiştirdim, evet. Tertemiz oldu. Kirli suyla silinmez. Zaten yağlı dolaplar, o kirli suyla da silinmez. İçine koyayım da. Bugün çok sevap işledin Sevilay. Evet. Bazen penceresini falan da alıyorum o komşumun. Biliyorsun değil mi? Paylaşıyorum. Evet, evet. Penceresini alıyorum, işte aspiratörünün filtrelerini, ocak gözlerini. Bu arada şey... Ocak gözlerini de göstereyim dış ses. Bunları da bir ara parlatırız. Bak bununkiler de siyahlaşmış. Şöyle göstereyim. Evet. Bunlar zaten ben tıraş köpüğüyle parlatıyorum. Dünkü paylaşılan videomda bir tane takipçim demiş ki işte ben yaptım karardı diye. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ya yanlış bir uygulama yapmıştır, öyle kararmıştır. Ben bunu Alişan'ın programında yaptım. Yani biliyorum. Yani kaç tane programda yaptım biliyorsun. Kesinlikle öyle bir şey yok. Kendisi yapamamıştır veyahut da tıraş köpüğü mü farklıdır artık bilemiyorum. Bunları da parlatırız tıraş köpüğüyle. Tamam. Tekrardan böyle bir üstünden alayım dışsız.
Bir de kurduruluyacağız ya şimdi sirkeli su ile. Nasıl açıldı mı dolaplar? Pırıl pırıl ellerine sağlık Sevuş. Yazık günah ya. Yardımlaşmayı seviyorum. Evet ya. Aslında da zamanım olmuyor işte. Allah razı olsun valla. Allah sana sağlık versin. Amin. Sen de milleti böyle sevindir seni. Amin inşallah. Hiç sesçiyim inşallah. Bu arada hiç böyle müzik falan da çekemiyoruz. Halay falan da oynayamıyoruz. Ben havaysız yani şey olmaz ki müziksiz havaysız. Çekebiliriz şey canım. Neyse yarın buzdolabını temizlerken bir halay çekeriz evet. Beraber. İşe başlamadan. Zaten Alişan'da da çektik ya. Halaysız bizim işimiz olmuyor. Aynen. Halaysız iş mi olurmuş? Evet. Önce bir enerji depolamamız lazım. Şu altlarını da sileyim dış ses. Zaten şuraya hiç fazla dokunmadım. Altlarını da sileceğim. Sonra bir sirkeli su yapar durularım. Üst taraflarını, alt taraflarını. Tamam. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi ne yapıyoruz? Önce abone oluyoruz, beğeni yapıyoruz, yorum yapıyoruz. Sizler ne kadar benden çok temizlik videosu, pratik bilgiler, püf noktalar isterseniz ben o kadar sizlere güzel bilgiler, temizlik videoları paylaşacağım. Öpüyorum hepinizi, Allah'a emanet olun.